Herkese merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz. Bugün sizlere bir önceki videomuzda bahsetmiş olduğumuz Synerium'la alakalı whitelist'ten bahsetmeye çalışacağım. Bir önceki videomuzda genel bir proje ile ilgili konuşmaya çalışmıştık. Nasıl whitelist'e katılırız bundan bahsetmiştik. Şimdi ise whitelist'e katılanlar buradan alım nasıl yapacaklar bununla alakalı bilgiler vereceğim. Şu an bizim videomuzu çektiğimiz gün 03 yani pazar günü. Bu videoyu pazartesi günü kanala yükleyeceğiz. Yani aslında whitelist'in biteceği, whitelist'in sonlanacağı gün biz kanalımıza yükleyeceğiz. Whitelist'in başlangıç süresi ise yani satın almaların başlangıç zamanı ise 5'inde başlayacak. Yani gece 4'ü 5'e bağlayacak bağlayan gece başlayacak saatler 00:01'i gösterdiği zaman yani gece yarısına geçtiği zaman satın alma işlemi başlayacak ve bu satın alma işleminde Sol menüde staking kısmı var. Buraya bastığınızda bakın burada toplam 3 tane paket var. Bunlardan herhangi bir birini satın al dediğinizde bakın burada size whitelist bittiğinde satın alacağını söyleniyor. Şimdi whitelist ile alakalı bilgiler de şu şekilde. Toplamda 300 bin tane satış gerçekleşecek ve toplam 3 hafta sürecek. Bu 3 hafta süreci içerisinde 100, 300 ve 500 paketleri satılacak ve sadece bir tane satın alabileceksiniz bu paketlerden. Özellikle belirtmek gerekir ki ilk 200 kişi yani ilk gelen 200 kişi 500 alabilecek. 500'lük paket alabilecek. Geri kalanları 300 ve 100'lük paket almak zorunda kalacak. Ondan dolayıdır ki ilk etapta 200 kişi arasına girmeniz gerekir ki girmeniz büyük bir ihtimalle olacaktır. Satın almak isteyen arkadaşlar birinci haftada 70 centten ikinci hafta 75 centten 3. hafta 80 centten alabilecekler. Baktığımız zaman 500'lük paketin eğer birinci hafta alırsanız 350 ikinci hafta 375, dördüncü haftada 400 dolar ödemek zorunda kalacaksınız. Şimdi alımları ise Bizler BNB ile yapacağız. Dolayısıyla burada bakın sol menüde cüzdan kısmına girdiğimiz zaman BNB cüzdanımız var. Bir de Sinerium cüzdanımız var. Yani sizler BNB ile aldıktan sonra Sinerium'ları kilitlediğinizde aldığınız ödüller buradaki cüzdanınıza gelecek. Siz buradan çekim yaparak istediğiniz borsaya veyahut da cüzdana kim ileriki zamanlarda borsalar ve cüzdanlar açıklanacaktır. Bununla alakalı bilgiler veririz. Burada bakın BNB var. Bizim BEP20 üzerinden yani Binance Smart Chain üzerinden buraya BNB göndermemiz lazım. Bunun için de yatır kısmına giriyorsunuz. Yatır kısmına girdiğiniz zaman size burada size özel bir cüzdan adresi veriliyor. Bu cüzdan adresini kopyalayıp BNB bulundurduğunuz herhangi bir cüzdandan veya da borsadan buraya gönderim yapacaksınız. Şimdi biz Binance üzerinden yapacağız bu işlemleri. Onun için ben şimdi Binance'e geçeceğim ve gönderim işlemlerini adım adım anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar ilk etapta biz birinci hafta içerisinde alım yapacaksak şayet 500'lük alacağımızı düşünecek olursak 350 dolarlık bir gönderim yapmamız lazım. Fakat tabii ki burada sizler daha sonradan çekim yaparken BNB üzerinden fi ödeyeceğiniz için buraya biraz daha fazla göndermekte mantıklı olabilir. Normalde şu anki kurdan 350 dolarlık göndermek istediğinizde 0.81 tane göndermeniz gerekiyor ya da 82 diyelim yuvarlayalım. Tabii burada BNB kurunun değişimlerinden etkilenmemek için buraya biraz daha fazla göndermekte fayda var. Ben şimdi 350 yerine 380 dolar göndereceğim. Toplamda da baktığımız zaman 0,88 BNB'ye karşılık geliyor. Şimdi ben BNB hesabıma girdim. Buraya 0,88 yazalım. Şimdi buraya 0,88 yazdım da tabii ki ufakta bir buradan komisyon kestiğinden dolayı şurayı bir yaptığım zaman 0,88 karşı tarafa geçecektir. Bakın burada adresi girdim. Hemen şöyle göstereyim. Şuradaki adresin aynısı kopyaladım. Buraya geldim. Şöyle arama kısmından adresi şuraya yapıştıralım. Bakın şuradaki adres de bire birebir aynı. Şimdi bizler adresimizi girdik. Daha sonra burada tutarımızı belirledik. Çek kısmına bastığımızda onaylı kısmına da basalım. Bize tabii ki Binance e-postamıza bir şifre bir de Google Authenticator isteyecek. Ben bu işlemleri yapayım. Daha sonra devam edelim. Evet arkadaşlar e-mail kodunu girdim. Bir de Google Authenticator kodunu girdim. Şimdi gönder kısmına bastım ve para çekimi talebi gönderildi. Belli bir süre sonra yaklaşık olarak bir 2-3 dakika içerisinde muhtemelen A düşecektir. Daha sonra da bizim cüzdanımızda gözükecek. Bu işlemler gerçekleştikten sonra ben tekrardan videoya kaldığım yerden devam edeceğim. Evet sevgili dostlar yaklaşık olarak bir 5 dakika ile 10 dakika arasında zaman geçtikten sonra bizim cüzdanımızda BNB'ler gözüktü. Şu an itibariyle bende 0.8805 BNB var. Günlük kur üzerinden tekrardan bir bakalım. Yani yaklaşık olarak baktığımız zaman bu bize yetecektir. Şu an arkadaşlar 378 dolara karşılık geliyor ki biz ön satıştan 500 tane aldığımız zaman 350 harcayacağız ve geri kalan yaklaşık olarak 28 dolarımız da bizim bir sonraki aşamada burada çekim yapacağımız zaman ödeyeceğimiz fiilere gidecek. Binance Smart Chain üzerinde işlem yaptığınız için bu fi ücretleri diğer Ethereum'daki gibi yüksek olmayacağından dolayı bu bizim pek çok işlemimiz için yeterli olacaktır ilk aşamada. Bunu da belirtmiş olayım. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dediğimiz gibi bir buçuk gün sonra yaklaşık bir gün sonra diyelim işlemler başlayacak. Alım işlemleri başlayacak. Böylelikle sizler stake işlemlerini şuradan sol menüdeki stake kısmından başlatabileceksiniz. İleriki zamanda ICO bit bittikten sonra şuralar da aktif olacak. Şu an aktif değil. Aktif olduğunda direkt buralardan da stake yapabileceksiniz diyelim ve videomuzu bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.